Evet arkadaşlar, ikinci test, birinci soru asal çarpanlara ayırma ve bölen sayısı. 360 sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır? 360 sayısını asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 36 çarpı 10, 36 6'nın karesi olduğu için 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 diye ayıralım. Buradan da 2'nin üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlara ayırmış olduk. Bakın arkadaşlar, şöyle yapabiliriz. Asal olmayan tam sayı bölenlerin sayısı, eğer asal olmayan kelimesini saymamış olsaydı 1 eksi 1, 2 eksi 2, 3 eksi 3 şeklinde devam ederek 360 ve eksi 360 tüm sayıları topladığımızda arkadaşlar sonuç ne olacaktı? 0 olacaktı. Fakat burada ne demiş? Asal olmayanları topla. Yani 2'yi çıkart, 3'ü çıkart ve 5'i çıkart. Geri kalanları, ki bunun altında da eksi 5 var. Geri kalanları topladığınızda arkadaşlar yine birbirini götürecekler. Yine birbirini götürecekler. Fakat eksi 2, eksi 3 ve eksi 5 götürecek bir şey bulamıyor. Çünkü onların olmamasını istiyor. Topladığımızda cevabımız eksi 10 olacak. Yani doğru seçeneği Denizli seçeneği olmuş olacak. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım yine. 800 tane kalem A kişiye, her biri eşit sayıda kalem alacak şekilde dağıtılıyor. Kişi başına düşen kalem sayısının 100'den az olduğu biliniyor. Buna göre kişi sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Yani arkadaşlar 800'ün bölenlerini merak ediyoruz. Ama kimden az? 800'den, 100'den az olduğu biliniyor. Şimdi arkadaşlar 800'ü asal çarpanlarına ayıracak olursak yine şöyle ayıralım. 100 yani 10'un karesi çarpı 8'dir. Dolayısıyla buradan da 2'nin karesi çarpı 5'in karesi çarpı 2 üzeri 3. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle toparlayacak olursak 2 üzeri 5 çarpı 5'in karesi olarak bulacağız. Şimdi 800'ü bölebilen ve 100'den az olan sayılar arıyorum. 1 olabilir arkadaşlar. 2 olabilir. Buradan da destek alıp yazabilirsiniz. Zaten 1'den sonra artacak. 4 olabilir. 5 kendisi var olabilir. 2 ile 5'i çarparsanız 10 olabilir arkadaşlar. Ondan sonucuma 2'nin 3. kuvveti 8, atlamamamız gerekiyor. Bu şekilde olabilir. Ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Tamamını bulalım. Mesela 6 çarpı 3 eşittir 18 tane 800'ü bölenler var. Yani tersten gidelim. Böyle biraz zaman alacağı için tersten gidelim. 18 taneden bakınız. 800 arkadaşlar nedir? 800'ün böleni. 800'ü 2'ye bölecek olursak 400. 800'ü buradan hareket edin. 4'e böldüğünüzde 200. 800'ü 5'e böldüğünüzde arkadaşlar 160. 800'ü 8'e böldüğünüzde 100 olacak. Buradan daha küçük yok. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tanesi 100'den büyük. Tamamı da 18'di. 18'den 5 çıkardığınızda arkadaşlar 13 olarak bulacaksınız. Veya buradan arkadaşlar yazarak 13 tane bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi daha büyük olduğu için, daha küçük sayıda olduğu için tersten giderek daha rahat bulabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. ABC, CAB ve BCA 3 basamaklı sayılardır. Toplamının pozitif tam sayı bölen sayısı en çok kaçtır? Arkadaşlar bunu çözümleme yaparak topladığımızda 111 tane A var. 111 tane B, keza 111 tane C var. 111 parantezinde A artı B artı C'yi arıyorum. 111 sayısı arkadaşlar 3 ile çarpıldığında 3 çarpı 37 çarpı A artı B artı C toplamını dikkatimizi vermiş olalım. Şimdi bunların arkadaşlar sayısının en çok olabilmesi için üstlerini bir arttırıp çarptığımda arkadaşlar en fazla olması lazım. Ama şöyle diyorum, toplamları 27'den daha küçük olduğunu bildiğim için bir kuvvet sayısı arıyorum. Yani mesela burada hem asal olsun hem 3'ün kuvvetleri olmasın şeklinde yorum yapabilirsiniz. Mesela üstünü bir arttırdım, buradan ne gelecek? 2. Bunun üstünü bir arttırdım, 2. Buradan gelebilecek sayın arkadaşlar üstünü bir arttırarak çarparak kaç bulabiliriz en fazla, onu şimdi beraber inceleyelim. Diyorum ki bir kez burası 2'nin katı olsun arkadaşlar. Kuvveti bir artıracağım için 2'nin katı olsun. 3'ün katı olsun istemiyorum. 3'ün katı olacağına 5'in katı olsun.
Hatta burası 2'nin karesi bile olabilir. Çünkü 4 kere 5 20. 3 rakamın toplamı 20 olabilir. Bakın bu şekilde olursa, yani 3 çarpı 37 çarpı 2'nin karesi çarpı 5 olursa, üstüne 1 arttırdım 3, üstüne 1 arttırdım 2. Çarptığımızda ne geliyor bakın? 8 kere 3 24. En çok bu şekilde bulmuş olacaksınız. 3 işin içine dahil etmiyorum. Çünkü farklı asal gelirse çarpımı farklı olacak. Bu şekilde Ceyhan seçeneği bulmuş olacağız. Evet, dördüncü soruya bir bakalım arkadaşlar. A sayısının asal çarpanları ayrılmış hali A eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4 şeklinde. Buna göre A'nın pozitif tam sayılarının bölenlerinin kaç tanesi 12'nin katıdır? Şimdi arkadaşlar basit güzel bir teknikle yapalım. 12'nin karesi 2 üzeri 2 çarpı 3. Geri kalanı az önce de ifade ettiğimiz gibi şuraya yazalım. Mesela 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 2 olduğu için 2 üzeri 1 çarpı. 3 üzeri 2 olduğu için arkadaşlar burada da ne olması gerekiyor? 3 üzeri 1 olması gerekiyor. Onu da yazalım. Çarpı bir de 5 üzeri 4'ümüz burada vardır diyeceğiz. Şimdi geri kalanların arkadaşlar üstlerini 1 artırıp çarparsak bakınız 2 üzeri 1 var. 1 artırdım 2. 2, 5 eşittir 20 diyeceğiz. Yani A'nın pozitif tam sayı bölenlerinin 20 tanesi 12'nin katı olmuş olacak. Çünkü bu sayı kaça eşitti? 12'ye. Geri kalanı da bu şekilde yazıp sorumuzu çözüyoruz. Evet, 5. sorumuz yine daha önce çözdüğümüz sorulara benzer bir soru arkadaşlar. İfadesinin sonucu pozitif tam sayıdır. Buna göre kaç farklı x doğal sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar bunu asal çarpanlara ayıralım. 216'nın asal çarpanlara ayrılmış hali 6'nın küpüdür arkadaşlar. Dolayısıyla 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 şeklinde ayırabiliriz. X artı 7. Üstünü bir artırıp çarptığımızda 4 çarpı 4 eşittir 16 tane pozitif böleni vardır. İfadesinin sonucu pozitif tam sayıdır arkadaşlar demiş. Bu işlemin sonucu pozitif tam sayı olabilmesi için dolayısıyla arkadaşlar buradan bu 16 tane değerden birkaç tanesi şöyle olacak. Şöyle ifade edeyim. Mesela x artı 7 1 olsun. X artı 7 2 olsun. X artı 7 3 olsun. Bunlar hepsi 216'nın bölenleri. X artı 7 yine 4 olsun. X artı 7 6 olsun gibi. Arkadaşlar bu durumda x bakın ne arıyorum? Doğal. Doğal olacak. X ne oldu? Eksi 6 doğal değil. Eksi 5 doğal değil. Eksi 4 doğal değil. Eksi 3 doğal değil. Eksi 1 doğal değil. Kaç tanesi? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi bu durumda doğal değil. Yani toplam pozitif bölen sayısı 16 idi. 5 tanesi x'in doğal olmadığından dolayı kaybediyor. Cevabımız 11'dir demiş olacağız arkadaşlar bu soruda. Evet. 6. A ile B aralarında asal sayılardır. A çarpı B eşittir 120 olduğuna göre kaç farklı A doğal sayısı vardır? Arkadaşlar bu soruların çözümü için uzun uzun uğraşlar verebilirsiniz. Ama ben çok basit bir yöntemle çözeceğim. Şöyle çözeceğiz. 120'yi 2'ye böldük. 60. 60'ı 2'ye böldüm. 30. 30'u 2'ye böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldük. 1. Yani A çarpı B eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Bakın burada kaç farklı asal böleni vardır? Kaç tane asal böleni var? 2, 3 ve 5. Yani 3 tane asal böleni var. Sanki 3 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısını bulur formülüyle 2 üzeri 3 eşittir 8. Yani doğru cevabımız arkadaşlar burada 8'dir diyoruz. Hiç uzun uzun şöyle yapmanıza gerek yok. 1 ile 120. Bir sayısı her sayı ile aralarında asaldır. 2 ile 60 ama 2 ile 60 asal değil. 3 ile 40. 3 ile 40. İşte arkadaşlar devam ettiğinizde ne olacak? 4 ile 30. Bu da olacak. 4 ile 30. Sonra 5 ile 12 olacak. Sonra böyle uzun uzun işlemler yapmanıza gerek yok. Bunlar Allah'tan sayı 120 küçük yapılabilir yapımız ama buraya 1000 ya da birden 1000'den daha büyük sayılar verdiğimizde bu yöntem çok işe yarayan bir yöntemdir diyeceğiz. Yedinci sorumuza bakalım. A, B birer tam sayı. C asal sayıdır. Arkadaşlar A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bunların küçük olabilmesi için birbirlerine yakın sayılar olması gerektiğini
söyleyebiliriz. Şimdi 30 sayısını bölebilen asal sayıyı arıyorum. Kimdir o? 5'tir arkadaşlar. Bu 5 ise bu 6 olacak. Bu 5 ise bu 12 olacak. Çünkü 30'u bölebilen başka da asal sayımız şu an için yok. Dolayısıyla arkadaşlar topladığımızda A'sı 6, B'si 12, 18 oldu. C'si 5, sonuçta 23 olarak bulmuş olacağız. Sonucumuzu Edirne diyoruz arkadaşlar. (2, 2, 0, 0, 0, 0) sayısının asal olmayan tam sayı bölen sayısı 357'dir. Buna göre bu sayının sondan kaç basamağı 0'dır. Şimdi arkadaşlar sondan kaç basamağın 0 olduğunu sorduğuna göre şuraya n tane 0 var diyelim. Biz kimi arıyoruz? Bu n sayısını arıyoruz. Soruyu da şöyle yazıyorum. 22 çarpı 10 üzeri n diye yazabilirim. 2 çarpı 11 çarpı 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n'dir. Dolayısıyla 2 üzeri n artı 1 çarpı 5 üzeri n çarpı 11 şeklinde asal çarpanını ayırdım. Bakın 357 tane asal olmayan tam sayı bölen sayısı var. 3 tane eklediğimizde demek ki bu sayı 360'a ulaşacak. 360 taneden 180 tanesi pozitif, 180 tanesi negatif bölen sayısı. Yani üstteni 1 arttırıp çarptığımda 180'e ulaşıyorum. N artı 1, 1 arttırdım n artı 2 çarpı, n de 1 arttırdım n artı 1 çarpı, 1 var üstüne 1 arttırdım 2 eşittir 180. Sadeleştiriyorum arkadaşlar, n artı 2 çarpı n artı 1 eşittir 90 olarak bulmuş olacağız. Ardışık iki sayı çarpımları 90. Kimdir bunlar arkadaşlar? 9 ile 10'dur. 9 ile 10'un 10 çarptığımızda 10'u verecek. N artı 1 9 olacağına göre n de eşittir 8. Bu sayının sondan kaç basamağı 0'dır? Yani n'i soruyor. Doğru cevabımız 8'dir diyoruz. A pozitif tam sayı ve P asal sayı olmak üzere A çarpı P eşittir 15 faktöriyel olduğuna göre farklı P asal sayılarının alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Evet arkadaşlar bu durumda da şöyle yapacağız. Yani 15 faktöriyeli bölebilen asal sayılar kimlerdir? Sorunun cevabı bu. 15 faktöriyeli bölebilen asal sayılar. 2 olabilir arkadaşlar. 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 11 olabilir, 13 olabilir, 17 olamaz. Çünkü A burada bir tam sayı çıkamaz. Bunları beraber toplayalım şimdi arkadaşlar. 13, 20, 31, 36, 39, 41 yani doğru seçeneğimiz Denizli seçeneği demiş olacağız. Evet arkadaşlar. Asal çarpanları ayırma bölen sayısı test 2 10. soru. ABC sayıları 3'ü aralarında asal doğal sayılardır. Arkadaşlar burada bir düzeltme yapalım şöyle. 3'ü değil de herhangi ikisi şeklinde bir düzelti yapalım. Herhangi ikisi aralarında asal doğal sayılardır. Şimdi 240'ı asal çarpanlarına ayırdığımızda A çarpı B çarpı C asal çarpanlarına ayırdığımızda 240 bölü 2'ye böldük 120, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldük 1 şeklinde. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5. Herhangi ikisi aralarında asal olacağına göre arkadaşlar bunlardan bir tanesi 2 üzeri 4 16 olmak zorunda. Diğeri arkadaşlar B dediğimiz sayı 3 olmak zorunda. Ve C dediğimiz sayı da buradan 5 olmak zorunda. Alabileceği A artı B artı C toplam alabileceği en küçük değer değil. Alabileceği değerini sormuş oluyoruz. Değeri kaçtır şeklinde topladığımızda da 24 olarak bulmuş olacağız. Şöyle de yok en küçük değeri sorulabilir arkadaşlar. Öbür türlü buna dediğim gibi 121.1 de verebilirsiniz. En küçük değerde bir sıkıntımız yok. Sadece düzeltiyi burada yapıyoruz. Herhangi ikisi aralarında asal alabileceği en küçük değer kaçtır sorusu. Cevabımız 24 olacak. Yani Ceyhan seçeneği doğru seçeneğimiz. Evet, sayısının kaç tane pozitif tam bölen sayısı vardır? Asal çarpanlarına bir ayıralım arkadaşlar. Parantezin içerisinde 4 faktöriyel parantezine alacak olursak buradan 1 gelir. Bu da 5 çarpı 4 faktöriyel olduğundan dolayı arkadaşlar 5 gelir. 1, 5 daha
6 olarak burada yazacağız. Çarpı 37. 4 faktöriyel 24'tür arkadaşlar. Çarpı 6 çarpı 37. 24 8 çarpı 3'tür. 8 2'nin 3. kuvveti. Bir 2 de buradan gelecek. 2'nin 4. kuvveti. 3 çarpı 3 3'ün karesi. 37 asal olduğundan bu şekilde asal çarpanlarına ayırmış olduk. Üstteni 1 artırıp çarpıyorum. 4'ü 1 artırdım 5. 2'yi 1 artırdım 3. 1'i 1 artırdım 2. Çarptığımda 30'dur. Arkadaşlar doğru seçeneğimiz de Bursa seçeneğidir diyoruz. Evet. Bir 12. sorumuz arkadaşlar. Tam sayı bölen sayısı 60 olan en küçük doğal sayının 11 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar tam sayı bölen sayısı 60 ise bunun 30 tanesi pozitif tam sayı, 30 tanesi ise negatif tam sayıdır. 30 sayısına ulaşabilmem için arkadaşlar üstteni 1 arttırıp çarptığımda ne olması gerekiyor? 30 olması gerekiyor. 2 tane ihtimal var arkadaşlar. Şöyle çarpımları 30 olan ve birbirlerine yakın olsun istediğim şeyler 6 ile 5. Yani demek ki şu sayımız A diyecek olursak, sayımız A ve B birer asal sayılar olduğunu varsayacak olursak A üzeri 5 çarpı B üzeri 4 şeklinde yazabileceğimiz sayılar olabilir. Çünkü üstleri 1 artır 6, 1 artır 5, 6 kere 5, 30. Bu şekilde olabilir. Ya da şöyle sayılar olabilir arkadaşlar. Çarpımları 30 olabilen sayılar kimlerdir? 2 ile 15 olabilir. Dolayısıyla sayımız yine şöyledir. Bakınız A sayısı yine A ve B birer asal sayıdır. A çarpı B üzeri 14 yazabilirsiniz. Fakat burada arkadaşlar herhangi bir asal verdiğinizde 2 üzeri 14 çok büyük bir sayı. Dolayısıyla bu ihtimali düşünmüyoruz. Şimdi bir de üçlü bir ihtimal daha var. Onu da bir düşünelim. Çarpımları 30 olacak şekilde şunu ayarlayabiliriz. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5 olabilir. Yani üstteni 1 arttırdığımızda A, B, C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. 1 arttırıyorsam bu A üzeri 1 olur. Bu A, B kare olacak. Bu da C üzeri 4 olabilir. Üstteni 1 artırın. Bu şekilde bir sayı elde edebiliriz. Şimdi vereceğim asalla ilgili arkadaşlar. Buraya 2 verirsek 32 olacak. 32. Buraya şu ihtimali zaten eledik. 3 verirsek 3 üzeri 4 81 olacak. Yani 32 ile 81'i çarpmak mı daha büyük bir sayı? Ya da şöyle değerlendirecek olursak. C'ye 2 veriyorum 16 oldu. B'ye 3 veriyorum 9 oldu. A'ya da 5 asalını veriyoruz. Bu sayının bu sayıdan daha küçük olduğu aşikar arkadaşlar. Dolayısıyla bunun 11 ile bölümünden kalana bakıyorum. Şimdi 16'nın 11 ile bölümünden kalan 5'tir arkadaşlar. 9 kere 5 45'tir. 45'in 11 ile bölümünden kalan 1'dir. 1 kere 5 5'tir. Yani doğru seçeneğimiz burada Bursa seçeneği olarak bulmuş olacağız diyoruz.